babam İETT'ciydi. Tramvaylarda çalışıyordu. Gene de sıkıntı çekerdik. Tuzdan biber, soğan ekmek yerdik kışın abi. O alanı bakkala gönderemiyorum ben. Hani niye gönderemiyorum? Sokaklar da kötü. Yani ben şimdi hayatımdan memnunum. Çok şükür Allah'ıma dua ediyorum. İyi ki küçüklüğümde çalışmışım. Emekli oldum. Mutluyum, memnunum. Paramızı yok ama lüks yaşıyoruz. Yani eskiden benim babalarımız zar zor parası aylığını alıyordu ya. Abi konum şu. Şimdi günümüz yaşantısını baz alarak atalarımızdan Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet herhangi biri şu an gelse ne düşünürdü? Üzülür müydü? Sinirleneceği bir konu var mı ya da mutlu mu olurdu? Yaşantı. Vallahi mutlu olmaz yani. Sebebi. Ekonomiyi görüyorsun. Ekonomi kötü yani. Peki toplum olarak yaşantımız insanların şu anki paramız yok ama lüks yaşıyoruz. Paramız yok, lüks yaşıyoruz. Bunu bir açabilir misin abi? Abi yani bugün şurada şöyle dolaştığın zaman kafelere bir bakıyorsun hepsi dolu. Dolu değil mi yani? Abi, mükemmel örnek. Her yerde karşılaştım diyor. Yani her yerde dolu yani, her taraf doludur yani. Kafelere göre. Gidiyorsun yani şimdi diyorsun. Buraya gelsen yer bulamazsın oturmaya. Ama sen diyorsun ki. Ama herkes borçlu. Kredi kartı var, bilmem neyi var, her şey var yani. Bunun sebebi ne olabilir abi? İnsanlar bir şeyden uzaklaşmak mı istiyor olabilir sence? Yoksa... Yani bilemem ki kardeşim yani hani yaşantısı eskiden her şeyde mutlu oluyorduk yani ufacık bir şeylerde falan filan. Şimdi geçimimizde sıkıntı var. Şimdi hani ben artık emekli oldum. Yani 49 yaşında emekli oldum hani bu EYT muhabbeti vardı ya. Evet. Emekli olduk ama yine alanda çalışıyoruz. Çocuk okuyor okulda. Yani paramızın değeri kalmadı. Abi bunlara bir tek sebep sorsan. Nesi tek sebep yani? Tek sebebi toplayabilseydin bunların hepsini. Sonuçlar mı yani? Önceye kıyasla sen diyorsun ki iyi önce. Belki de acaba önce de kötü ya şimdi, dijital medya mı yoktu? Ya mesela. Dijital medya yoktu. Şimdi eve gidiyorsun çoluğu görüyorsun. Hep internet başında bilmem nerede. Sosyal sıfırlaştı. Bizim sokağa. Ya şimdi bir çocuğu ben o alanı bakkala gönderemiyorum ben. Hani niye gönderemiyorum? Sokaklar da kötü. Sokaklar da kötü yani kardeşim yani. Hani biz... Ben köyde yetiştim. Ben Samsun Çarşambalıyım. Biz annemiz babamız salardı. Akşama kadar gezerdik. Ne bir korkusu olurdu, ne bir şeysi olurdu. Herhangi bir şeysi olmadı ama mutluyduk. Çocukluğumuzu yaşadık. Şimdi çocuklar çocukluğunu yaşayamıyor. Hiçbir şey yaşayamıyor. Sen yaşayabildin çocukluğunu. Bir küçük bir ekran başında ne yaşadılarsa. Ya yaşayamıyor yani. Aldılar interneti, telefonu bilmem ne. Yani bu düzen böyle gider mi? Allah sonumuzu hayır etsin. Şimdi bu günümüzü baz aldığımızda eski atalarımızdan herhangi biri gelse evet. Ne düşünürdü? Ne düşünürdü? Bravo derdi. Yani daima gelişiyoruz, ilerliyoruz. Beğenirdi. Beğenirdi abi. Ekonomisinden siyasetine. Ekonomi üretimine. Büyük küresel güçlerin politikalarından ekonomimiz biraz zor gidiyor ama gene çok şükür bu bazı devletlerden iyiyiz yani. Ama büyük küresel güçler... Ya bizim demek ki devletimizin bir politikası bu yani. Ben kendim bildim bileli hep böyle sıkı ekonomi uyguluyorlar. Nedense bilmiyorum yani. Ama mesela senin yaşındalar da mesela onların da söylediği bir cümle. Eskiler daha iyiydi falan. Aslında bir farklılık ben, diyorsun sen. Ben 54 doğumluyum. Yani ne yaşadığımı iyi biliyorum. İki tarlamız vardı. Babam İETT'ciydi. Tramvaylarda çalışıyordu. Gene de sıkıntı çekerdik. Tuzdan biber, soğan ekmek yerdik kışın abi. Babam İstanbul'daydı. Biz Mimar Sinan'daydık Büyükçekmece'de. Sıkı hep bu yaşıma geldim hep. Yani ben şimdi hayatımdan memnunum. Çok şükür Allah'ıma dua ediyorum. İyi ki küçüklüğümde çalışmışım. Emekli oldum. Mutluyum, memnunum. Her şeyi yani mesela geçenlerde çamaşır makinesi bozuldu. 5500 lira ayda taksit ödüyorum. 4 ay 4-5 ay ödeyeceğim işte 2 ay kaldı. Yani işte onlarda zorlanıyoruz yani biraz. Onun dışında sen her şeyde mutluyum. Her şeyde mutluyum Allah'ım ama İstanbul'da evin olacak. Sonra ailecek çalışmak mecburiyeti olacak. Karı koca çalışmazsan geçinemezsin İstanbul'da. Tamam mı?
karı koca çalışmadın mı geçinemezsin İstanbul'da. Şu an çalışıyor musun? He? Çalışıyor musun şu an? Ben yok canım, Allah'ıma şükürler. O zaman senin söylediğine göre geçmişte iyi ki çalışmışsın derken evini aldın. Küçük, araban... Evimi alam, ben kendim almadım, uğraştım. 80'lerde çok uğraştım ama silkelediler bile. Doğuşkent diye bir firma şeye girdim, Aksaray'daydı şubesi. Doğuşkent dediler. 100 bin lira peşin, 375 bin lira tamamı, gerisini eve girince dedi. Nerede? 100 bin lira verdik, 375 bin lira ödedik. Eve giremedik. Yeniden şey koydular. Sonra baktım ödeyecek gibi değilim. Ben kirada oturdum 12 sene. Babamdan bir daire. Bizi silkelediler yani. Sonra operasyonçıları binaları oldu. Bizim gibileri silkelediler. daha üst tabakalar faydalandı. Yani o zamanlar hep böyle dümenciler vardı. Kandırıyorlardı. Şimdi de vardır abi. Şimdi de vardır. Dikkat edeceksin. Benim işte arsamız vardı. Müteahhite verdik. 3 daire verdi. Bir kardeşimin, bir babamın, bir de benim. Babamın sayesinde. Yoksa bizim 2 tane tarlamız vardı Mimar Sinan'da, Akçimento'nun orada. Köyde 2 tane daha evimiz vardı eski. Bir tanesini hibe etti babam. Karı koca çocukları yoktu. Altta inekleri vardı. Yani hibe etti. Öbürsünü de 500 liraya sattı 78'de. Yani hiçbir şeyimiz kalmadı. Bir evimiz var. Bir de annemden kalma evimiz var. O kadar yani. Misal abi, oldu ki Allah göstermesin. Allah kiraya düşsem falan şu an. Umutluluğum devam eder miydi? Kiraya düşsem çok zorlanırım abi. En azından barınıyorum. Mutluyum değil mi? Mutluyum. Allah'ıma şükürler olsun. Allah bu günlerimizi aratmasın. Amin. Yani devletimizin başındaki de uğraşıyor. Yani çalışıyorlar abi. Hepsi çalışıyor ama ne yapsın, fırsat verilmedi mi? Olmadı mı olmuyor. Nasıl? Bak bu... Halktan bekliyorsa fırsatı bence gerekli, fırsat verilmedi. Abi zaten. Devletimiz iyi şimdi bak. Ben memnunum abi devletten. Yani eskiden benim babalarımız... Zar zor parası, aylığını alıyordu ya. Kuyruklarda, muyruklarda. Devlet dışarılardan para, sıcak para dileniyordu. Emeklilerin parasını, işçilerin parasını. Kuyruğa gitmiyor, şakır şakır yatıyor mu para? Şakır şakır yatıyor, Allah'ıma şükürler olsun. Bir şekilde yatıyor. Paramızı alıyoruz. Alıyoruz. Her şeyimiz... Sıra yok değil mi abi? Yok abi, her şeyimiz var. Pazarlarda bin bir çeşit meyvelerimiz, gıda... Her şeyimiz var. Artık şeyimiz geliyor. O kadar heyecanlanmaz mı? Yok, gıcık yapıyor. Yaş 71. Yaş 71. Normal be abi.